Dur, birinciyi yazdım ben. İkinciyi de yazdım. 3 Mart'ı söyle bana. 5, 12, 13, 20, 21. Ah! Ulan oldu? Var ya. Yardıma ihtiyacın var mı? Ya bir anda... Selamlar arkadaşlar, Finroll'da hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Killing Floor'un VR oyununu tanıtacağım. Ama tek başıma değil, Doğa abiyle beraber oynayacağız. Merhabalar Doğa abi, nasılsınız? Merhaba kardeşim benim. Sen nasılsın? Sağ ol abi, iyi, ben de çok iyiyim. Abi oynayacağız değil mi beraber abi? Yanlış olsun falan. Oo, bıçaklar falan hareketler, sen bayağı öğrenmişsin bu işi ya. Aynen abi. O uçağı düşürdüm ben artistik taslarken. O zaman biraz bayağı keyifli yani, dediğin kadar varmış oyun, harbi eğlenceli bayağı. Değil mi abi? Bir de bıçak fırlatma mekanikleri falan da bayağı, hiç denediniz mi onu? Evet, bıçak fırlatmayı denedim, gayet güzel, hedefi atabiliyorsun yani bıçağı çok rahat bir şekilde. Aynen öyle, o zaman ben bir elime pompalı yok, olmuyor öyle. Ben gerçi bıçak almadım yanıma, öyle balta pompalı modeli yaptım kendime. En iyisi abi, biliyor musunuz o ya? Yani bıçak biraz kısa kalıyor menzili, biliyor musun bıçağı? Aynen öyle. Oyunda iki şekil ilerleme yapabiliyorsun. Hem teleport hem walking sistemi var. Güzel olmuş. Aynen. Bu arada bilmeyenler için Doğa abi HTC Vive'dan oynuyor. Ben Oculus Rift'ten oynuyorum. Her zamanki İkimiz... gibi. Aynen, her zamanki gibi. Oo, burada süper bir silah var. Ne abi... var? Makinalı tüfek falan mı var? Bakayım. Bakar mısınız? Oo, güzelmiş hakikaten ha. Değil mi? Aynen. Tamam, ben böyle... AK şurada da var. Aynısı şurada da var abi, parıldıyor. Şurada. Gidelim alalım hemen. Evet, gördüm ben de. Tamamdır ya. Bu silah beni şey yaptı abi, şu anda cezbetti. Evet, pompalıdan daha iyi olabilir bence bu. Bu arada arkadaşlar, oyunun ekranında biraz titreme ben de yapıyor, sizde de belli oluyor mu bilmiyorum. Co-op'ta böyle bir sorun var maalesef. O yüzden olabildiği kadar teleport olarak gitmeye çalışacağım oyun boyunca. Ama normalde de bu şekilde gördüğünüz üzere yürüyebiliyorum yani. O sudan hiç hoş sesler gelmiyor ama. Dur, fenerimizi açalım. Etrafa bakalım. Aynen öyle. Ben de maviyi açayım. Bir şeyler olur da görürsek. O tarafa gitmiyor demek ki. Orada bir acil çıkış şeysi var gibi ama. Galiba. Evet, Paris'in kanalizasyonları meşhur. Adamlar yapmış 1800'lü yıllarda, film çekiyorlar içinde yani. Aynen öyle. Ve şey özelliği de var yani oyunda, silah tuttuğu zaman bırakmıyor. Bu güzel bir özellik mesela. Aynen aynen, o cidden bayağı hoş olmuş ya. Ben gelen ilk kişiye bıçak açılımı yapacağım. Aynen öyle. Arkamdan geldi ya bir anda. Vay sinsi yaratık vay. Oo, güzelmiş bu. Bak, banayı çevirdikçe bar göstergesi var burada, o yükseliyor. Aa. Bak. Evet. Yükselsin bakalım ne olacak bar göstergesi. Evet, şu an yeşil yandı. Bar göstergesi. Tamam, bunu yeşille tutalım o zaman. Bir şeyler oldu ama ne oldu acaba? Allah öyle. Bir hidrolik bilmem nesiydi ama duyamadım. Geliyorlar abi.
Gelsinler. Matrix'teki gibi hareketler yaptık. Az zaman ya bazen böyle hiç anlayamadığım bir yerden çıkıyor, korkutucu oluyor tamam. Acaba bu hidrolik bir şeysin de hala daha yapmamız gereken bir şey mi var ki? Yo, o zaten işi yaptıktan sonra bir sürü zombi geliyor ya. Muhtemelen buradan bir yerden geliyorlardır yani. Olabilir. O zaman evet. Bu taraftakileri alabilirim. Az. Evet, gene bir hafıza tamamlama kısmı gene herhalde tahminimce. There. You're doing almost as well as I would be in your place. Remember that time in Warsaw? Never mind. They're probably looking this way. Evet arkadaşlar, fazla alkol alırsanız böyle şeyler görebilirsiniz, anlıyoruz. Trying to brainwash you. We've got a mate helping us from the inside. So keep your eyes out for clues. Stay alive. Tabii burada alkolden kastımız bütün her şey de, hani hepsini söylemeyelim diyoruz, hani videoda telif yer bir şey yer bilmem ne olur. YouTube'un abuk sabuk kuralları var. Aynen öyle abi. Anlayan anladı. Oyun mermi konusunda cömert. Yani normal modda olduğu için bilmiyorum zor modda nasıl olur. Zorda muhtemelen... Zorda oynadın mı hiç? Yok abi, ben normalde oyunları kolayda oynuyorum. Anladım. Ben böyle oyunları bitirdikten sonra bir de zorda oynamayı tekrar seviyorum. Daha güzel oluyor ya. Olabilir ya. Neredesin? Ha, yukarıda mısın? Yukarıdayım ben. Aa, el bombası. Aa. Bir tanesini atıyorum abi size. İki tane var. Bir dur bakayım öyle. Bak bana bir. Tabii. Senin kafa arada gövdeden sağa sola gidiyor böyle. Bağımsız oynuyor. Allah Allah. Evet. Bende nasıl görüntü? Neyse, sen videoyu yüklediğinde bakarım. Aynen öyle abi. burası kapalı hala. Niye kapalı acaba? Öldürmediğimiz zombi mi var? Yo. Gene bir pasım mı var ki? Bak, burada bir yol daha varmış. Gidelim bakalım. Zaten bak, yere ok çizmişler buradan git diye. Burada bir şeyler tehlikeli hissettiriyor. Burada Horps Rule diye bir şeyler yazıyor. Bir de ateş var abi arkasında. Ateşi her yere koyuyorlar ya. Ama burada bayağı marklamışlar abi. Mavi ışıkla baktığınızda belli oluyor. Ha, evet, aynen öyle. O zaman yanıyor muyuz? Yanmıyoruz. Mangal yapalım kardeşim, ne uğraşıyoruz? Vallahi ya, benim de karnım acıktı zaten. Bu el bombasını çıkardım bir anda da ne alakaysa. Şimdi neyse, buraya herhalde şey odun modun atacağız. Burası eskiden pide fırınıymış. Bak, aynı pide fırını gibi duruyor. Bak şimdi. Aynen öyle. Hadi zaten ateş işareti de var yani. Ardından yapılabilir. Buraya bir şekilde acaba şunu patlatıyor muyuz ki? El bombasını atayım mı abi ben buraya bir? At bakalım el bombasını, ne olacak? Tamam. Siz kaçının abi. Tamam. Kaçtım. Ben de kaçınayım. Yok, işe yaramadı. İşte burası pide fırını. Böyle atıyorsun pideyi içeri, çekiyorsun, pişmemiş bir daha veriyorsun. Rıdvan'ın yeri. Allah'ım, pide çekti. Ben bir kaşarlı sucuklu alırım o zaman.
Neyse, burayla işimiz yok o zaman, devam edelim. Aynen öyle abi. O yeşil yanana kadar çevir işte, bar göstergesi var orada, gördün mü? Aynen abi, yükseliyor yeşil zaten gitgide. Aynen öyle, orada kardeş. Yapacağız bunu. Aha, kaç. Oo. Burada mı savunsak acaba? Değil mi? Tek yön hazır, arkadan da gelen yok. Aa, şarjörüm bitti. Şarjörüm mü bitti? Aynen. Yeah. Tabancaya geçtim o yüzden. Evet arkadaşlar, gözlükle oynarken böyle tür hareketlerde televizyona, avizeye dikkat edeceksiniz her zaman. Aynen öyle. Arkada gelmeyeceksiniz. Ben şu kapıya çıkayım ya. Ya şu balta yerine bir katana verse çok daha güzel olurdu ya. Herhalde gelirim ya. Mutlaka. Vay. Aa, burada kapı açıldı. Ha, demek ki oradan gideceğiz. Aa, bu ne? Kumanda var abi burada. Bastığında patlayacak mı ki acaba? Bilmem. Basıyorum, bir şey olmuyor. Buraya mı takılıyor acaba? Bak burada takma yeri var sanki. Tak bakayım. Aa, olabilir. Evet. Oo, oldu. Üstteki tuşlara basacağız galiba. Gösterdiği ama... şeylere. Ha evet, aynen öyle. Ne oldu? Aa, bir şeyler oluyor ama sanki hiç hoş bir şeyler olmuyormuş gibi bir his var içinde. Evet. Zaten o küçük robot bize yol gösteriyor bak. Aa, aynen. Ha, buradaki kapıyı açmışız, güzel. Gene mi? Evet. Yine aynı hikaye. Hey mate, nice to see you blokes again. Hey mate. I'm about to blow your mind. Ready? Horzine is the bad guy. Boom! Shocker, right? I'm sure your brains are all messed up, so short recap. Kevin Klayman, Horzine's head scientist, went bonkers and experimented on himself. Added a tentacle, chain gun, that sort of stuff. Then he clones himself, and those clones make clones. Hayallerimi ateş ediyorum. Big surprise, the clones went a little mad. Now, Claimly calls himself the Patriarch. Cocky bastard. So, the Patriarch created what we call Zeds, and assaulted London with them. Europe's almost entirely overrun. The world's gone to hell in Horzine's handbasket, and they're not cleaning up after themselves. So, it's up to us. Yay, go team! Oh, bir şey mi attınız abi oradan? Ha, tüfek attım sana ya. Yürüyemiyormuşum. Bana... mermi lazım. Üstümüzde tren var galiba. Galiba öyle bir sesler geliyor. Biyokola. Biyo demek ki organik. Acaba alabiliyor muyuz ki? Bilmem. Dene bakalım. Çalışmıyor ya. Buna paralel durumu. Yok, gelmedi. Olmuyor böyle. Maalesef. Ya hep can çıktı, hiç mi kurşun çıkmaz?
Evet, hiç şarjör gelmiyor ya. Gerçi var yeterli kadar mermimiz ama. Yani benim biraz sıkıntılı. Aynen öyle. Oh, sniper diyor. Evet, senin sniper'ın iyiydi. Al bakalım tüfeği. Orada da var abi, yanda bir tane. Ha, o iyiymiş. Beraber atalım o zaman. Wow, baya iyi sniper hissi. Evet. O ne ya? Yaratık mı geliyor oradan? Eyvah. Ona her vurduklarında bize zarar gelecekmiş. Eyvah. Tamam. Sen o zaman soldan gideni al. Ben de sağdan gelenleri alayım. Tamam. E bunun 6 mermisi kaldı. Nereden bulacağız mermi? Değişiyor sürekli. Mermi var mı sağda solda mermi? Yok. Sizde şey mi oldu abi? Bende 5 mermi kaldı şu an. Ama değişiyor olması lazım. Ben... Oh, tam zamanında vurdunuz abi. Şey yapalım. Karatağı gönderelim, mermi bulsun bize. Bak gidiyor vallan. Eyvah. Abi siz olmasanız yani hiç şey yapamayacakmışız. Burayı bir çekmişim ben. Valla ben tek şey yapıyorum, tek elle atıyorum. İki elle tutuyorum ben. Öbür elimi kullanmıyorum tüfekte. Ha olsun. Bak bana. Evet. Şeyde, şu elim burada ya. Bu elimi bak, ben kendi kontrolümün altına koyuyorum. Onu biraz... o şekilde. Abi şöyle de yapabilirsiniz. Buradan tutun, elinizi tekrar öyle tutun. Ben öyle yapıyorum. Yok, ikinci ele gerek yok ki. Tüfek zaten seri atmıyor ki. İki elle tutmaya gerek yok o yüzden. Ha, o da doğru gerçi. Aos. Vur onu hadi. Hemen. Ele. O kalıyor mu bizim elimizde? Kalsın bakalım. Ya ben bunu bırakmam ya. Şey gerçi, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma ama olsun. Oo, buradan dışarı çıkacağız galiba. Şöyle bir bakalım Paris sokaklarına. Eyfel Kulesi mi koymuşlar oraya bir tane? Evet. O zaman bir tane sigara yakayım ben. Eyfel Kulesi'ne doğru. Oo, buradan gayet güzel gözüküyor yer ya. Bakayım. Aos, orada bir... Aynı sniper mı? Aynı sniper koymuşlar. Şöyle güzel bir görüş açısı yok mu ya? Aos, ben sağ gene... taraf sende, sol bende o zaman. Tamam. Eyvah.
Bayağı bir vurdular yani. Good work, Lieutenant. I don't see any more Zeds heading towards the life support programs. Head back inside. You need to get up to the roof. Eyfel Kulesi'ne bir dürbünle bakalım bakalım nasıl yapmıştık. Ben de bir bakayım merak ettim ya. Vay. İyi. Şimdi buradan geri döneceğiz. İçeri. Hı. Robot yolu gösteriyor bize zaten. Yerde bir şey buldum takvim gibi. Tarihler var burada. 5, 7, 13, 20, 21. Enteresan. Ne yapacağız ki bunları? Bence o şey tuş konfine benziyor ya. Aa olabilir ama nerede? Ben tekrar bakayım şuna. Şimdi buraya ben... Aa burada var bir tane abi. Siz söyleyin ben gireyim madem veya tam tersi tamam. De olabilir. Ya numara olarak söyleyeyim 1-3. Bir saniye silahı yere attım. Bir... Aa basamıyorum. Kartta, kart girişi de lazım sanırım. Aa kart da mı lazım? Geldin abi. Şimdi buralarda bir yerde kart var diyor. Evet, oralarda bir yerde kart olması lazım. O kartı ben acaba farklı bir ışıkla mı görebiliyoruz? Yok, zaten öyleydi. Yok, burada işte kart buldum ben kart. Ha, tamam. Ha, burada da başka bir konfigürasyon var. Ha. Tamam, ikisini de deneriz. Aa, aynen. Olmadı. İkinciyi deneyeyim. O da olmadı. Aklınızda mı? İkisi de olmadı. Karttakini deneyin abi. Aa evet karta bakmadım. Ben de şöyle kameraya doğru döneyim. Neyse korkunun ecele faydası yok deyip. Yok deyip ilerleyeceğiz mecbur. Aynen öyle. Yine sniper görevi mi var acaba? Burası tam öyle bir havası varmış gibi hissettiriyor. Evet. Ama bir yerlerde boss da gelecek galiba. Bence de. Takla mı attı? Aynen öyle takla attı. Sanki burayı koy... Aa. Aa bak buranın koduna lazım o bence. One two diyor. Acaba hangisi var? Basmıyor. Burada codes and calendars diyor abi. Bakar mısınız yazıya? Işık tutunca gözüküyor. Aynen şimdi o takvimde gördüğümüz kodlar da basmıyor. Bassa yazacağım. İlk önce kart lazım galiba. Yok bakayım kart ha kart giriş yeri varmış bunlarda da. No worries mate. Here comes the cavalry. We have to get this virus with this one. The virus has hacked the simulation and the codes you need are downstairs. Bu biz miyiz şimdi? İşte ilk bölümdeki tamamladığımız puzzle ama. Kimdir nedir tanımıyorum kendilerini. Aa
Benim makinalı tüfeğim nereye gitti? Attınız mı abi onu yoksa? Burada sniper varmış. Orada sniper var. Elimde bu ikisiyle kaldım ben böyle. Eyvah eyvah. Neyse ne yapalım? Tabancaları alın abi. Tabancalar daha sağlam. Tabancam da yok. Hepsi anıda kayboldu. Bak hata olmuş oyunda. Bug'a girdi demek ki. Demek ki orada fırlatmayacaksın. Eğer bir arada fırlatırsak olabilir tabii. Bir dakika bak. Ne oldu ya? Niye karardım ben böyle? Geldi görüntü. O birkaç defa bende de oldu. 1, 2, 3, 4 diyor. Demek ki daha fazla şey bulacağız. Kod bulmamız lazım. Eyvah eyvah. Nereden bulacaksak artık. İkisini gördük zaten. Bence muhtemelen tarihsel sıralamaya göre koymuşlardır onu. Şurada kapıyı tekrar açtılar abi. Döndüm bir bakayım dedim acaba gözden kaçırdığımız bir şey var mı diye. Yok aynı yer mi? Abi burada daha farklı bir kapı açılmış. Anladım ben de şu aşağıdaki kodlara baktım ama bu aşağıdaki kod değişmiş demin böyle değildi. Mart kodu. Neyse 2 oldu. Bu odada da bir kod var bakayım bu da. Ya bunlar hep Mart'ı gösteriyor bu takvimler ya. Ama yuvarlak işini almışlar bak bu birinci kod. Bir saniye. 3. Bak şu an baktım benim birinci kod tamam. 1 ile 2'yi ben aklımda tutayım. 3 ile 4'ü sen aklında tut. Mart'ta 3 diyor. Başka nerede kodlar var? Hangi sayı ezberledin? Aklında tut sen 1 benim aklımda tamam. 1'i aklıma aldım. Yok tamam kart takmaya gerek yokmuş. Ben sayıları söyleyeyim mi abi o zaman size? Dur birinciyi yazdım ben. İkinciyi de yazdım. 3 Mart'ı söyle bana. 5, 12, 13, 20, 21. Ulan oldu? Var ya. Yardıma ihtiyacın var mı? Ya bir anda... Of. Şu an gördüm herkes sana saldırıyor şu an. Bir anda önüme çıktı ya çok... Korktum. Ben canavarın elini aldım o dediğiniz bıçaklı. İşte onu diyorum bak Dante'nin kılıcına benzemiyor mu? Hafiften andırıyor aslında. Ya siz kodu yazmanızla beraber bir anda arkamda belirince şey oldu ya. Sen bana bu kodları nasıl söyleyebiliyor musun? Bak şu mesela 1 1 2 3 1 4 5 7 8 8 9 olarak söyle bana. Numara tuşu gibi yani telefon tuşu gibi söyle. Anladım. 1 Anladın mı? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Anladım. Tamamdır abi. Bu 3 ama senin bir de bir yandan 4'ü bulman lazım. Ben onu yazmaya gidiyorum şimdi. Şimdi siz bunu mu yazacaksınız? Evet, şimdi ben onu yazacağım. Sen 4'ü bul bakalım. Tamam. O da muhtemelen yan odadadır ya, orada. O gittiğin taraftadır bence. O odada 3 vardı, yan odada da 4 vardır bence. Şuradan canı alayım. Aynen bu 3. Bir yandaki odada, o tarafa doğru değil, sola doğru. Sen şimdi sağa doğru gidiyorsun. Bak beni görebiliyor musun? Yukarıdayım ben bak. Bak yukarı. Evet. Bak 4 de bu taraftadır bence. Buralarda bir yerde olması lazım 4'ü. Tamam hemen bakayım. Aynen burada. Orada mı 4? Söyleyeyim mi abi ben size? Söyle hemen. 1, 3. Bir saniye. 1, 3. 5. 5. 8, 9. Yok o 2. Yok oldu tamam. Evet, şeyi çalıştırdık. Vodafone'un vericisini çalıştırdık. Şimdi Vodafone'la ailelerimizi arayabiliriz. Şimdi ben hızlıca abi sizin yanınıza geliyorum. Çünkü bunlar belli ki beni şey yapacaklar. Aynen. Burada tek başıma. Korkuyorum. Ooo, two handed diyorsun ha? Aynen. Ya
Çok iyi ya. Ne diyorsun çocuğum? Zıplıyorsun taklalar atıyorsun. Burada harbiden. Sevindi. Hep daha fazladan data isterler zaten. Bölüm sonu canavarı geliyor herhalde. Ama nereden geliyor? Abi oradan bence bu sefer uçan bir şey gelebilir ha, ben sana diyeyim. Wow! Abi çatıdan alev topu fırlatıyor. Aa gördüm. Demek ki bunu sniper'la vuracağız kardeşim. Oo! Oh, birden fazlası var hem de onlardan. Gidiyor işler lan. Güzel. Arada bir alıyoruz darbe ama. Sağlık durumun nasıl? Sağlık durumum aslında azalmış. Yanında var bir tane küçük senin. Yanında küçük var. Aynen. Arkanda. Dolduramadım, panikledim. Kafadan vurunca tek mermiyle ölüyor. Ya çok. Ne oldu? Oh.
Şimdi gel bakayım, bu oyunda gösterecek enteresan bir şey gösteriyoruz. Tabii abi. Belli oluyor mu? Bak bakayım eline. Evet, bu oyunda nah yapabiliyorsunuz yaratıklara. Aa, öldürürsün beni. İyiymiş ya. Cidden iyiymiş. DNA'yı al, bitsin diyor oyun. Nerede DNA? Ha, gördüm. Yeah. Oh, gireceğiz içeri. Two, one, oh. Evet. Ben bizim robotu parçaladım. Bitirmiş olduk arkadaşlar. Aynen öyle. Her bölümde yeni yeni farklı canavarlar ekliyorlar aynı zamanda galiba. Evet, bu sniper işi güzelmiş ya. Benim de hoşuma gitti. Biz geleceğiz diyor. Gelsinler, çayımızı içsinler. Abi böyle geleceklerse içmesinler abi, bu da böyle. Aa bak, silah şeyimiz genişledi. Balta var, sniper var. Oo. Aa, sniper'ı vermemiş. Sniper harbiden neden? Aa, ben sniper'ı yere mi atmıştım acaba? Yo, benim elimdeydi sniper ama vermemiş sniper. O zaman bugünlük bu kadar mı abi? Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu arada beni de görüyor musun, abi buradayım. Nerede? Aa, ilerideymişsin. Aynen öyle, gördüm. Aynen. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Umarım oyun hoşunuza gitmiştir. Biz bayağı keyifli bir şekilde oynadık. Evet. O zaman bir sonraki oyunlara görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Güle güle.